10 maçta bir mağlubiyet, bir beraberlik, 8 galibiyet. Büyük performans. Mesela Trabzon'da da Trabzon iyi oynadı Beşiktaş'a ikinci yarı özellikle. Evet orada öyle olsun, bir Trabzon maç oldu. Öyle bir maç oldu. Ama e, şu seriyi bir 5 maç, arada bir beraberlik, bir 3 maç. Tabi arada hükümen maç da var. E, onu da belirtmek lazım. Ben sana Dolayısıyla... Bir şey söyleyeyim mi? Galatasaray'ın maçlarına bir bakalım mı? Galatasaray'ın... Galatasaray'ın... Üçünü bir getirelim. Bakalım. Galatasaray'ın da listesine bakalım hemen. Ama çok enteresan. Şeyleri de bir e, Tolga hücum performanslarında bir görelim. Enteresan şeyler çıkabilir orada. Hocam baksana 1, 2, 3, 4, ve 6 maçta Yok yok gelecek maçlara bak. Aşağıya gelecek maçlara. ineceğiz. 6 maçta 3 galibiyet, 2 mi alubiyet, 1 beraberlik. Yani Galatasaray için o kritik dönemeç. Şimdi Başakşehir'le oynayacak. İstanbul deplasmanı var. Sivas, Ankara gücü deplasmanı Fener e da var. Fener'e bakayım bir de. Fenerbahçe. Onu şeyi Yok getirin yani yan yana bakayım diyeyim. abi yan yana. Gelecek o yan yana bizim var ha işte öyle, burada tamam. hoca. Valla ben sana bir şey söyleyeyim mi? Galatasaray'ın maçlarıyla Fener'in maçlarına baktığım zaman hani Birbirlerine oynayacakları zaman Fener'in maçları daha rahat Fener'e göre. Çok net. Yani derbiye doğru gidiyor mu iş son haftaya? Valla ben sana bir şey söyleyeyim mi? Derbiye gider de derbiye Fenerbahçe'de önde de girebilir. Hadi canım. Evet abi yani şimdi bakıyorum İstanbulspor var abi. Başakşehir var İstanbulspor var. Sivas var Ankara gücü var sen ne yapıyorsun? Hoca Galatasaray Gal önce başları var. Başakşehir hadi Başakşehir final. İstanbul Spor, Sivas Spor, Ankara Gücü. Düşme attığında Burada Ankara Gücü'yle İstanbul Giresun, Spor. Giresun deplasmanı Trabzon var. E tamam ama şimdi Fener'in saha içindeki mücadelesini Galatasaray vermiyor. Dün akşamki Fener'in mücadelesiyle bu iki mücadelesi Galatasaray'ın mücadelesi arasında büyük fark var. Doğru söylüyorsun. Orada öyle. Bu haftaki görüntü Dün bu. Fenerbahçe ısırdı, yattı, kalktı. 10 kişi. Doğru. Bilmem ne yaptı. E Galatasaray'a bak abi. Ayak urunlarında oynuyorlar. Monşer futbol oynadı. Monşer. Mı? Böyle oynayanlar var Galatasaray'da. Kok Kafayı gözü yabanlar var. Ama monşerler var. Monşerlerle şampiyon olamaz. Monşerler ayak dışı oynar. Ayak içi oynar. Üst oynar. Basacaksın abi. gireceğim kafayı sokacaksın. Halk işi yapacaksın. Monşer işi yaparsan şampiyon olamazsın. Öyle yok öyle hikaye. Çatır çatır mücadele edeceksin. Bugün ben bakıyorum, malum ne? Ne ha mücadele? Kerem var biraz, Kerem biraz Torreira. Ee, başka? Ee, geçmiş olsun. Yok? Başka var mı abi? Vallahi. Ya Beşiktaş kalesinde. Bana pozisyon söyleyin. Her Hocam, baksana karşıya bir tane isabetli şut var. Bak, hücum perform, bir tane ya. Hocam, ben ona bakmadan sana söylüyorum. Ver bir de bir tane isabetli şutla. Hocam, Maç ben oraya mı? bakmıyorum. Bak. Evet, evet. Ben genele bakıyorum. Ben maçı seyrettim. İnanılmaz Dikkatli bir şey. şey. 95'te maçı yazdırmaya başladım Yasemin'e. Hani şeye girdim. Yani inanılmaz bir şey hocam. Yani derbi oynuyorsun. Hayati maç. Yılın en kritik maçlarından biri birini oynuyorsun. Rakibin 15 şut denemesi bir dakika yapmış. Dur, bir dakika dur burada. Bir dakika dur burada. Şimdi tahtaya baktığım zaman kara tahtaya Rakip ceza sahasında topla buluşma 24 Galatasaray değil mi? Evet. Topla buluşmada 23 Beşiktaş değil evet. mi? Beşiktaş'ın 10 tane pozisyonu var. Galatasaray'ın hiç pozisyonu yok. Evet. Gol dışında pozisyonu yok. Misafirliğe gitmiş Galatasaray forveti. Beşiktaş ceza alanı içine misafirliğe gitmiş. Onlar da demişler ki ya bayram seyran değil ama hani bayramda işte şerbet verilir lokum filan verilir vermişler lokumu şerbeti Galatasaraylıları döndürmüşler. Ötekiler de patır girmişler. Üç tane gol atmışlar ki daha pozisyonları var. Var hocam. Bir o kadar daha var. E peki nasıl oluyor? 24 defa ceza alanına fazla giriyorsun Beşiktaş'tan. Bir tane, üç tane şutun var. Bir tane isabetli şutun var hocam. Bu senin takımının ne kadar, ne kadar bu maça hazırlanmadı, ne kadar evet. bu maçı oynamadı, ne kadar bu işten kopuk olduğunu gösteriyor. Hiç hocam, maça girmedi. Hiç. Hiç. Bak tablo çok net. Evet hocam. Yani tabloyu Galatasaraylı futbolculara şu tabloyu ve teknik adamı topla. Beyler bana bunu izah edin de. Bak ben teknik adam olsam ama teknik adam da olsam olmaz. Çünkü teknik adam ona da. Ben futbol şube sorumlusu olsam Galatasaray'da şu tabloyu koyarım. Teknik direktörü de buraya dizerim diğer teknik adamları. Bana bunu izah edin derim. Tabi anlayan varsa futbolda. Bana bunu bir anlat Okan Hoca. Bana bunu bir anlatın futbolcular derim. Büyük yara bu. Sana söyleyeyim. Öyle hocam. Bundan sonraki maçlar içinde onun için konuşuyorum Galatasaray'ın maçları. Sadece bugüne ait değil. Bugün ne de değil. Bu takım, bu takım sana bir şey söyleyeyim mi? Yani bilmiyorum Beşiktaş yakalasa bile yakalayabilir ha bu takımı. Bu takımı. Bu zihniyetteki bir takımı Fener'i bırak. Fener yakalar geçer. Beşiktaş bile yakalayabilir. Abi futbolda böyledir bu iş. Hocam şaka söylemiyorum. E öyle futbolda dün yok. Futbolda yani dün bakıyorum Galatasaray'ın maçlarına. Fener'e bakıyorum. Beşiktaş'a bakıyorum. Beşiktaş'ın ne var abi? Kaçın, Adana Demirspor var filan. Yani Adana zor var. Onun haricinde ben sana söyleyeyim mi? Şöyle bir tablo Galatasaray için var ya. Galatasaray teknik adamı ve futbolcular için bu tablo rezalet bir tablo. Kara bir tablo, kara. Şu tablo Daha Galatasaraylı futbolcular ve teknik adam için kara bir sayfa. Böyle bir kara maçta. Bir tablo. Böyle bir maçta hem de. Kara bir tablo. Böyle bir zamanda. Bu Linki kara to gelmiş. Bu kara tabloyu yaratan futbolcularla şampiyon olamazsın bundan sonraki maçlarda böyle oynarsa. Hocam konu hocayı bugüne kadar çok övdük ama bugünkü maç bence onu yazar. Hocam bana ne ya? Ben maça bakarım kadar Ece'ye versin de hocam gelirsin 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 ticarette ben ticaret yaptım 20 Doğru. yıl. Sonunda bakarım karım ne zararım ne? Nerede hata yapmışım? Kasa yapana ne kadar girmiş? Devlete ne kadar vergi vermişim? Hepsine bakarım. Bilanço'ya bakarım. Hocam, Z raporunu alırım diyorsun. Sonuna abi sonuna bakarım. Doğru. Toplama bakarım. Daha toplama gelinmedi. Toplama gelmeden bu görüntü var. Bu görüntüyle şampiyon olamaz Galatasaray. Bu akşam görüntüyle kesin şampiyon olamaz. Bu akşam görüntüyle, bu akşamki yan idaresiyle, bu akşamki fizikle Galatasaray şampiyon olamaz. Ne söylüyorum. Bana ne abi Galatasaray'dan, Fener'den Beşiktaş? O ayrı. Beşiktaş takımı bugün her şeyiyle öldürdü. Her şeyiyle ama. Jetson diyor ki çok anlamlı ve çok özel bir gün hak ettiğimiz bir zafer elde ettik. Futbolun gereklerini yaptık. Beşiktaş'ın oynaması gerektiği gibi oynadık. Kaybedilmiş bir, kaybedilmiş bir şey yok. Biliyoruz biz biraz daha gerideyiz ama maçlarımıza bakacağız demiş ki bugün gerçekten sağda basmadık, yer bırakmadık. Sağ ne deymiş Galatasaray gibi bir takıma karşı kazanmak her zaman farklı. Büyük takıma karşı kazanmak güzel hissettiriyor demiş Yetson. E, Oliveira ne demişti? Bir kez daha verebilir miyiz? Oliveira sanki özür dilemiş taraftardan büyük bir hata yaptım diyor. Yalnız Oliveira, onda değil ki hata. Işte onda değil ya. abi. Mustarada da var. Ne veriyorsun oraya? Abi. Bırakın o işleri ya. Şimdi görüntü gelince göreceğiz. Ee, golün yani Oliveira'yı o duruma düşüren de Muslera'nın gönderdiği top. Muslera tabii Oliveira söyleyemez şimdi de. Hocam Muslera da pardon artık yavaş yavaş gözüküyor. Pardon. Oğlum futbolda dün yok hocam. Takım futbolcu dün yok. Dün öldü. Beşiktaş şimdi bu akşam eğlenecek. Bitti yarın. Tabii. Öyle. Bu iş böyle. Daha ligin dün bitimine yok. işte bak orada 5 hükmenlerle beraber 6 hafta var. 6 hafta sonra tabii hafta içi maçı da olduğu için 5 hafta sonra biz şampiyonu hep birlikte göreceğiz. Oliveira diyor ki hataları görmek kolay. Ben bir hata yaptım ve gol yedik. Burada 2-3 yıl daha kalacağım. Kendimi düzelteceğim. Taraftarlardan ve takımdan özür dilerim. <laughs> ya, Kendimi düzeltiyor. Nereden yapıyor? Neyi düzeltiyor abi? Lan takım girmiş finale son 100 metre neyi düzelteceksin? Düzelt. Zaten bugün düzelttiler sizi. Bugün hiç yok. Bugün düzelttiler. Hiç Seni yok. de düzelttiler. Dün düz yaptılar otoban. Daha sonra düzelttiler. Neyi düzelecek? Beş baş kalmış. Mertens de son haftalarda pek şey değil. İnişli çıkışlı. Bugün yine yok. bugün Oliveira da yok ki Oliveira'nın iyi Oliveira bak, Galatasaray bak, için önemli. Bak bir dakika bir şey diyeceğim. Şimdi Oliveira'nın açıklamasını şöyle bir bakıyorum da. Hata hata yaptı Olivera. Olivera top oynadı mı abi hata yaparsın. Hayır. Sağda yoksun Öyle Olivera. Mücadele etmedi. Yani hata tamam hata yaparsın. Şimdi Fernandes bugün bir hata yapsa diyeceğiz ki lan adam inanılmaz oynadı bir hata yaptı. Helal evet. olsun diyeceğiz. Ya Olivera yoksun. Yani ilk yarı yoktun. Haftayımda da konuştuk. Mert'e evet. ikisi. Artık 50. dakika değişmedi. Al Okan. 62'de yoksun. değiştirdi yoksun. hocam. Yoksun. Gol yedi ama. E tamam. Ama bitirdin Galatasaray'ı. Gol Ama yoksun. Sonra. Ama yoksun oynamıyorsun. Emerten sen de oynamıyorsun. Hocam mesela Zanyola girdi. Ne yaptı Zanyola ya? 62'de oyuna dahil oldu. Ne yaptı Zanyola? Hocam böyle bir takımda bir şey olmasın ki. O da var. Amir diyor ki gol attığım için mutluyum. 3 puan için daha da mutluyum. Sezon sonuna kadar aynı şekilde devam edip olabildiğimiz en üst sırada ligi bitireceğiz demiş ilk golünü attı. Siyah beyazlı formayla Amir Hacı Ahmetoviç. Ee, o da hani maçın görünmeyen ama etkili olan isimlerinden biriydi. Yani böyle fazla dikkat çekmeyen bir futbolla iyi iş çıkartıyor o da. Bugün Beşiktaş'ta hani görevini yapmayan isim var mıydı diye Yok. düşünecek olursak herkes Yok. belli bir çizginin üzerinde mücadele etti. Herkese yük eşit bindi. Evet. Galatasaray'da 2-3 topçuya bindi, diğerlerine binmedi. Galatasaray'da... Diğerleri şu oynadılar, ayak dışı, ayak evet. içi böyle şey. Hop, hop, ha böyle adam bir basıyor, sen böyle. Ne nah, yapıyorsun sana topu? Mesela Galatasaray'ın sol tarafında herkes kullanıyor. Geçen hafta kara Gümrük de aynı şekilde kullandı mesela. Borini Morini oradan gelen topu. Hep habire gol attı işte geçen hafta. Kara Gümrük de oradan geldi. Yine bu hafta sol taraftan geliyorlar. Yani... Sonra Dubai falan Biz de aldı ama. hocam ben biraz voleybol da severim. Maden buluruz mesela. Adamın üstüne oynarsın voleybolda. Allah dersin maden. Hocam ne yapıyor biliyor Yap musun? Oraya, Yerli kontenjanından oynuyor ya Adi Yerli kontenjanından o oynasın. Raşit sayı kesmemek için. Hani Yunus'u vesaireyi koyma ya da Mertens'i kesmemek için. Adi koyuyor. Adi olduğu yeri de rakipler e, hani iyi niyetle ofansif etkisi de olan bir oyuncu ama savunma zaafı var. Pozisyonunu çok kaybediyor hocam Adi Hocam bu Herkes Galatasaray orayı Bak, Bu Galatasaray şampiyonluğu verir bu Galatasaray. Böyle olursa. Çok acil toplanır, bir şeyler yaparlar mı? İşi Fenerbahçe maçına bırakırlar mı? Bak. Fenerbahçe maçına bırakırlar mı diyorum. Ender. Farklı bir şey söylediğini evet, zannediyorum. Hocam, farklı bir şey söylüyorsun doğru. Ya kendi bir fazlasını gelip, söylüyorsun sen şey. Fenerbahçe ben. maçını şampiyonluk maçı olarak oynarlar mı? Yoksa oraya 3 puan falan geride mi girerler? Bu Galatasaray iyi değil. De Galatasaray dikkat et hep aşağı iniyor. Hani bir takım vardır böyle yapar böyle yapar filan. Çıkar filan. Bu aşağı doğru iniyor. Ne zamandır Galatasaray doğru dürüst top oynamıyor? Bana söyler misin? Arada bir, bir kez daha maçlara da bakabilir miyim? Arada haksızlık da Acaba hatırlayacağım maçlar var mı diyorsun? He. Ha. haksızlık da yapmak istemiyorum çünkü. E, ise bu arada diyor ki maça çok iyi başladık. Fırsatlar yakaladık, golü de bulduk. Fırsatlar Alo? mı? Alo. Demek ki o başka maçı gitmiş. yarıda hatalarımız oldu, hedefimiz hala aynı, doğal olarak. Tabii. Birinci sıradayız ve ligin sonuna kadar orada olacağız demiş. <laughs> Rachitse bu oyun ve mücadeleyle olamazsınız. Bu oyun ve mücadeleyle olamaz. E şapkayı önlerine koymaları lazım. E, Kayseri maçı çok iyiydi, Alanya maçı da iyiydi. Hocam onlar iyiydi ya. Adana Demir maçı 2-0 ama iyi değildi. Eee Kayseri adanya maçları iyiydi ama diyeceksin ki Konya maçı var mağlubiyet. Bak. Kasımpaşa maçı da 1-0 ama o maç da kötüydü içerideki. Hocam Alanya maçı Trabzon maçı ama Trabzon maçını 2-1 kazandı Aman aman değildi. Ümraniye 3-2'lik maçı hatırlayalım. Ya bir düşün. Yani burada rahat kazanılmış Kayseri Alanya maçları var ama yani sıkıntılı maçlar da az değil.